Elif. Yanımızda Yeni Karaosman Camii Dernek Başkanı Hüseyin Acar var. Sayın Acar, caminizin yapım süresi devam etmektedir. Buradaki mimariyi bize kısaca, bu caminin yapılışını kısaca bize aktarabilir misiniz? Ben Hüseyin Acar, Karaosman Camii Dernek Başkanıyım. 1938 yılında yapılan eski Karaosman Camimiz 1999 depreminde orta hasar görüp yıkılmıştır. Biz de yerine örnek olarak Ortaköy Dolmabahçe Camii'nin, Valide Sultan Dolmabahçe Camii'nin aynısını inşa etmek için girişimde bulunduk. Kabası yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Hedefimiz 4 yıl, 4 yılın 3 yılını geride bıraktık. Şu anda içerideki restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah 1 yıl sonra camimizi cemaatimize açacağız. Bizim bu Karaosman Camimizin semt olarak atıl kalan bir bölge olduğu için güzel bir eser yapmak istedik. Bu eseri yaparken de eskiden Osmanlı döneminde yapılan camilerde dayanıklılık açısından, deprem bölgesi olduğu için sağlamlık açısından çok önem gösterdik. Şu anda camimiz Türkiye'de barok tarzında 11. cami sıfatında. Fakat bir de şu var, Cumhuriyet döneminde, Osmanlı Cumhuriyet döneminde geçişte ilk cami olarak araştırmalarımıza göre uygulanmakta. Yani barok mimarisinin kullanıldığı Cumhuriyet tarihinden sonraki ilk cami yani. İlk cami. Yani bizim araştırmalarımıza göre ilk cami. O yüzden daha da önem gösteriyoruz. Sakarya'ya artık biz geçen araştırmasını yaptık. Sakarya da en güzel bir cami. Cemaatin gelip devamlı buraya ziyaret edeceği bir camiler şeyine, literatürüne sokacağımız bir cami, eser olarak halkımıza kazandırmak istiyoruz. Tabi bu bizim artık bizi aştı. Bu Sakarya'nın gururu olacak. Şimdi uzun süredir çalışmalarınız devam ediyor. Ne zamandır devam ediyor? Ne kadar bir para harcandı? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? 2012 yılının 6. ayında temelini attık. Şu anda 2015'in işte Nisan ayındayız. Bir yılda bir dahaki Ramazan'a inşallah içinde namaz kılmak nail olacak. Maliyet olarak şu ana kadar 1.700 gitti. Bir buçuğa yakında bekliyoruz. Yani 2.5-3 arası maliyeti şey olacak. Tamamen bu paralar halkımızdan çıktı. Dışarıdan bize herhangi bir büyük bir yardımlar gelmedi. Duyarlı vatandaşlarımız çok. Burada Karasu'dan olsun, Akyazı'dan olsun, Hendek'ten olsun, dışarıdan olsun güzel yardımlar gidiyor. Makbuzumuzu alıp daha dışarıya çıkmadık. Fakat devletimizden de hiçbir yardım görmedik, istemedik de. İnşallah bundan sonra kısa dönemde bayağı maliyetlerimiz var. Halkımızdan, kendilerinden yardımları talep etmek istiyoruz. Pekala, bundan sonra caminin kalan aşamalarını anlatabilir misiniz, aktarabilir misiniz bize? Hangi bölümler kaldı ve bunlarla ilgili nasıl çalışmalar var? Şimdi işte barok tarzımız kubbe, bir ay içinde kubbeden aşağı ineceğiz. 2-3 ay içinde de aşağılarını yaptığımız zaman bir yandan İstanbul'da teknik mermerde mihraplarımız mermer olarak hazırlanıyor. Temmuz-Ağustos'ta onlar gelecek. Ağustos'tan sonra işte halısıydı, avizesiydi. Avizeyi de bugünün kendi camimize özel bir avize sistemi düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Girişimlerimiz var. Fazla aslında bir şeyimiz yok ama ufak tefek şeyler zaman alıyor. Zaman geçtikçe şurası bunu istiyor, burası bunu istiyor. O yüzden biz belki de 6-7 ayda bitecek şekilde ama biz bir dahaki Ramazan'a hedefimiz olduğu için daha da erken bitebilir ama esas açılışımız bir dahaki Ramazan. İnşallah büyüklerimizin onurunla camimizi açacağız.
Restoratör kalemkarım. Zincirlikuyu yapı meslek, restorasyon bölümü mezunuyum. Yaklaşık 2 aydır Kar Osman Camii'ne görev almaktayız ekip olarak. Elimizden geldiğinin ne kadar daha fazlasını yapabiliriz mücadelesini veriyoruz. Şu an bulunduğumuz kotta takribi 2 ay gibi bir süredir geldik. Barok mimari yapının gölge ışık. Desenlere biz boyut veriyoruz. Yani gölge ışık oyunu. Düz bir boy olarak gözükmüyor. Düz bir desen olarak gözükmüyor. Bakış açısı var. Mesafe çok önemli barokta. Yakın planda o detayı göremezsiniz. Baroğun asıl anlamı kabartmadır. Canlılıktır. Oyma gibi gösterir kendini. Bunun için bir mesafe. Artı biraz da ustaya bağlı. Bunun dışında ilavelerimiz var. Hani camimiz adına ilavelerimiz var. Ne yaptık? Bulut taklidi yaptık. Kubbede somaki yaptık. Mermer taklidi. Bulut taklidini yaptıktan sonra şebeke dediğimiz eski yapılarda Osmanlı'da içlik dışlık olarak adlandırılır. Bunlar şimdiki bizim parmaklıklardır, korkuluklardır. Bulut taklidini yaptıktan sonra şu şebekeyi yaptık kafes olayını ki cemaat namaz için geldiği zaman yukarıya baktıkları zaman gökyüzünü görüyorlar. Edasına, huşusuna varacaklar. Bu bir ilk. Cami olarak bir ilk. Yani başka bir camide yok. Böyle bir çalışma yok. Yok, yok. Yok. Türkiye'de mi yok, Sakarya'da mı yok? Sakarya'da böyle bir cami yok zaten, ilk. Burası Sakarya olarak bir ilk. Cumhuriyet döneminden sonra taşrada yapılmış. Kimse cesaret edemez, barok. Barok çünkü bize İtalya'dan gelen bir akımdır. Sonrası işte Cumhuriyet'le beraber biz yavaş yavaş Osmanlı'ya kaçtık ama eski eserlerimizde bizim totalde 10 tane var. Kar Osman Camisi de bizim 11. camimiz. Sakarya'mızda 1. camimiz olacak inşallah. Şimdi kubbede bir çalışmamız var. Evet. Altın sarısı rengimize. Evet. Bu çalışmanın bir anlamı, bir manası var mı acaba? Biz açıklayabilir misiniz? Tabii ki var. Yapılan araştırmalar neticesinde oluşturulmuş bir hat yazıdır o. Kulfi yazıdır. Özel tasarımdır. Orijinal altın kullanılmıştır. Buna özellikle olarak biz somaki üstüne bunu hat yazı şeklinde yazdık. Allah Muhammed yazmakta. O yazıda yani. Evet. Elinize, emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Buyurunuz. Biz teşekkür ederiz.